Merhaba sevgiler değerli arkadaşım bu sorumuzda bizden kapalı ucunda x gazı bulunan cam tüp civaya daldırıldığında civa tüpte h kadar yükseldiğine göre bu yüksekliğin hangilerine bağlı olduğu isteniyor. Hemen bakalım. Şimdi buradaki temel bir mantığımız var. Akışkanlar basıncın büyük olduğu konumdan küçük olduğu konuma doğru hareket ediyorlar. Bakın burada buradaki civa sütununun üstüne p0 açık hava basıncı etki ediyor ve biliyorsunuz bu tüp içerisinde sıvının yükselip P0'ı dengelemesiyle sonuç buluyor. Yani bizim buradaki K noktamız ve L noktamızı gösterdik. Öyleyse K ve L'deki basınçlarımız birbirine eşit. K noktasında X gazının basıncı artı HDG sıvı basıncı L noktasının üstünde ise P0 açık hava basıncını görüyorum. Öyleyse buradaki şu h yüksekliği nelere bağlıdır? X gazının basıncına tabii ki bağlı olacaktır. Açık hava basıncına bağlı olacaktır ve yer çekimi ivmesine bağlı olacaktır. Merhaba, bu sorumuzda şekildeki esneklik direnci önemsiz çocuk balonu ve cam küreye hava pompalanıyor deniyor. Değerli arkadaşım buna göre niceliklerinden hangileri hem çocuk balonunda bulunan hem de cam kürede bulunan hava için artar şeklinde bir soruyla karşılaştık. Şimdi çocuk balonu ve cam küreye her ikisine de hava pompalanıyor ama değerlendirmelerimiz birbirlerinden daha epeyce farklı olacak. Bakın şimdi öncelikle Cam küre üzerinde değerlendirmelerimize başlayalım. Şimdi tabi cam küre şekli zamanla hava pompalandıkça değişmiyor. Öyleyse PVRT olayını biz biliyoruz. Burada sıcaklık ve gaz sabitliğini bir tarafa bırakalım. Buradaki madde miktarı ne yapıyor? Artıyor. Şimdi şu ifadeler sabitti. Bununla birlikte cam kabın hacmi de sabit kalacak. Öyleyse buradaki basınç ifademiz zamanla ne yapacak değerli arkadaşım? Artacak. Evet buradaki basınç ifademiz arttı ama hacim, gaz hacmi değişmedi. Gelelim çocuk balonuna. Çocuk balonundaki değerlendirmelerimize şöyle diyeceğiz. Esneklik, direnci önemsiz bir balon için iç basınç her zaman dış basınca eşit olacaktır. Dolayısıyla hava pompalansa bile balonun içerisindeki gaz basıncı açık hava basıncına eşit olacak ve gaz basıncı sabit kalacak. Ancak şimdi PV nRT dediğimizde bakın şu ifadeler sabit. Bu durumda gazın basıncı sabit, açık hava basıncına eşit demiştik. Molekül sayısının artması hacmin artması sonucunu doğuracak ve çocuk balonu zamanla şişecek. Niceliklerinden hangileri her ikisinde de artar diye sormuştu. Hacim cam kürede artış göstermedi. Öyleyse bu ifademiz hemen eksimizi koyduk. Kütle molekül miktarı arttığı için kütle de tabii ki artış gösterecektir. Peki basınç? Basınç cam kürede artış gösterirken çocuk balonunda dış basıncı eşit olduğu için sabit kalıyordu. Öyleyse bu ifademiz yanlış. Dolayısıyla değerli arkadaşım sorumuzun cevabı Bursa şıkkı. Evet değerli arkadaşım bu sorumuzda açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda bir ucu açık cam borunun içinde bulunan civa ve gaz şekil gibi dengedeyken K ve L noktalarındaki basınçlar PK ve PL'dir diye ifade edilmiş. Kaptaki civa dökülmeyecek şekilde boru, şekil, ikidik gibi ters çevrilip denge sağlandığına MN noktalarındaki basınçlarda PM ve PN oluyormuş. Buna göre bu basınç değerleri arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Bakın değerlendirmelerimizde temel denge koşullarını gözeteceğiz. Burada yukarıdan etki eden P0 niceliğimiz, açık hava basıncımız var. H yüksekliğinde olsun civamız dolayısıyla HDG'lik de bir civa basıncı etki ediyor ve bu e, civa sütununa üste doğru iten gaz basıncıyla dengeleniyor. P gaz ile dengeleniyor. Öyleyse e, bu ne demek oluyor? K noktasındaki basınç, gaz basıncı PK, L'ye etkeden açık hava basıncıyla sıvı basıncı HDG'ye eşit olacaktır. Bunun sonucu olarak da, K'daki basınç L'deki basınçtan nedir? Daha büyüktür. Evet devam edelim. Şimdi burada durum tam tersi. Çevrilmiş kap aşağı doğru etki eden neyimiz var bu kez? Gaz basıncımız var. P gaz üssü diyelim. Peki P0 açık hava basıncımızı yine gösterdik H'ta sıvı basıncını ifade ediyor. Hemen yazalım. Bu sefer aşağı doğru etki eden gaz basıncıyla sıvı basıncı P0 tarafından dengeleniyor. P0'dan M'ye etki eden basınç kadar Pm eşittir. Gaz basıncı yani N noktasındaki basınç artı HDG olacak. Öyleyse bu da bize ne anlatıyor? Pm Pn'den büyüktür ifadesini anlatıyor. Peki bir de burada P0'ı da işin içerisine katıp bu iki denklemi de bu iki eşitsizliği de birleştirelim. Bakın burada P0'a eşit olan neydi? PL idi. Peki bu ikinci şekilde P0'a eşit olan nedir? PM'dir. Öyleyse bakın ne diyeceğiz? KL'den büyük L ve M birbirine eşit M'de N'den büyüktür diyeceğiz ve bu bize hangi şıkta verilmiş değerli arkadaşım? Bursa şıkkında verilmiş. Öyleyse hemen işaretliyorum. Merhabalar sevgili genç kardeşim. KLM esrenklik direnci önemsiz balonlar olup özdeşmiş. K ve L T sıcaklığındaki helyum gazıyla M balonu ise T sıcaklığındaki havayla şişiriliyor. KLM balonlarının hacimleri de bize verilmiş. Peki bizden ne isteniyor? KLM balonlar içindeki gazların basınçları arasındaki ilişki nedir diye soruluyor. Değerli arkadaşım temel bir bilgi hatırlatarak başlamak istiyorum. Esneklik direnci önemsiz bir balon için değerlendirmemiz şöyle oluyordu. Balonun içerisindeki gaz basıncı dıştaki açık hava basıncını dengelemek görevini üstleniyordu. Dolayısıyla buradaki gaz basıncı, içerideki gaz basıncı dıştan balona etki eden açık hava basıncı yani P0'a her koşulda eşittir. Bir başka deyişle buradaki P0 açık hava basıncını siz değiştirmediğiniz müddetçe içerideki gaz basıncını da değiştiremezsiniz. Öyleyse bunu hatırlatarak şunu öncelikle söyleyelim. Gaz basıncı P gaz eşittir P0. Bu içerideki gazın ee, cinsiyle alakalı bir durum değil. Mesela şöyle bir değerlendirme yapalım. Buradaki N yani molekül sayısı artarsa bir anlamda biz bu balonu şişirirsek normalde molekül sayısının artması basıncı artıran bir faktör. Ama nerede? Kapalı kapta. Bu bir kapalı kap değil. Bakın molekül sayısı artınca buradaki balonun hacmi artacak. İşte basıncı artıran bir faktörle basıncı azaltan bir faktör yan yana gelecek. Bunun sonucu olarak da gaz basıncı içerideki gaz basıncı sabit kalacak değişmeyecek. Peki sıcaklık artarsa yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi sıcaklık artışı basıncı azaltan bir faktör. Özür dilerim artıran bir faktör. Bununla birlikte sıcaklığın artmasıyla hacim artacak. Hacmin artışıyla da birlikte yine gazdaki basınç değişimi gözlenmeyecek. Gaz basıncı sabit kalacak. Öyleyse tüm bu öğrendiklerimizden hareketle hemen sorumuza geri dönelim. Bakın, sonuçta art, aynı ortamda buradaki balonlar dolayısıyla dış basınç her hepsi için eşit. Dolayısıyla içteki gaz basınçları yani KLM basınçları da birbirine eşit olacaktır. Öyleyse bu sorumuzun doğru cevabı Edirne şıkkında. Sevgiler, selamlar değerli arkadaşım. Kabaksız cam şişenin ağzına esneklik, direnci önemsiz çocuk balonu geçirildikten sonra içinde 0 santigrat derece su bulunan K kabında yeterince beklettiği bize söylenmiş. Şişe K kabından alınarak içinde 100 santigrat derece su bulunan L kabına bırakılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyor bize. Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Başlangıçta ee, i̇çinde bulunduğu suyun sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu bize söylenmişti. Dolayısıyla bu sistemde uzunca bekletiliyor, yeterince bekletiliyor. Öyleyse e, şekildeki gibi bir görünüm elde ediliyor bu da. Peki ikinci durumda ne oluyor? 100 santigrat derece sıcaklığındaki suya bırakılıyor buradaki cam şişe. Peki ne olacak? Ee, i̇çerideki gazın ee, sıcaklığı da artacak bunun sonucunda. Dolayısıyla sıcaklığın artması normalde basıncı artıran bir faktör. Yani bu ağzı kapalı bir cam kabı olsaydı içerideki gazın basıncının artabileceğini çok rahatlıkla söyleyebilirdik ama ucuna bir esnek balon takılmış. Esnek balonda dış basınç ile iç basınç her zaman birbirine eşittir. Dolayısıyla balonun içerisindeki gaz basıncı P0 kadar olacaktır. Ve bu sıcaklığa bağlı olarak değişen bir nicelik değil. Yani dış basıncı değiştirmediğiniz sürece iç basıncı değiştiremezsiniz. Peki ne oluyor? Peki sıcaklığın artışı sonucunda hemen onu irdeleyelim. Buradaki balonun hacmi artıyor. Balonun hacmi artıyor. Niye artıyor? Bakın onu da açıklayalım. Ne demiştik? PV, N, RT demiştik. Burada... Bu iki ifade molekül sayısı ve gaz sabit hemen onların altına sabit yazalım. Peki sıcaklık ilk duruma göre ne yapıyor? Artıyor ve biraz önce ne demiştik? Her zaman P0'a eşit gaz basıncı. Dolayısıyla şu P ifadesinde de bir değişiklik gözlenmiyormuş. Sıcaklık arttığı için hacim de ne yapmak durumunda? Bu balon için artmak durumunda. Evet öyleyse balonun hacmi artar. Doğru. Şenin Şişedeki gazın basıncının değişmeyeceğini söylemiştik. Hemen eksiği koyduk. Şişedeki gazın iç enerjisi artar. Sıcaklık artışı sonucunda toplam enerjisi, iç enerjisi ne yapacaktır? Artacaktır. Öyleyse cevabımız 1 ve 3 olacak. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşım. Ben Alper Emrah Gümüş. Yine güzel bir 3D sorusuyla birlikteyiz. İç hacimlere eşit olan U borularından KVL açık hava ortamında M ise içindeki hava vakumlanarak tamamen boşaltılmış kaptadır. Musluklar açılarak U borusuna su döküldüğünde KLM kaplarında sırasıyla en fazla VKVL ve M hacimleri kadar su alıyormuş. Buna göre bu hacimler arasındaki ilişki nedir diye soruluyor bizlere. Hemen başlayalım. İlk kabımıza K kabımıza dikkat edelim. Açık hava ortamında ve her iki kolda açık durumda. Dolayısıyla ee, bu kap doldurulmaya başlandığı anda sol koldaki ve sağ koldaki sıvı düzeyleri birbirine eşit olarak her iki koldan yükselecek. Ve bu ne demek oluyor? Ee, soldaki kol tamamen dolduğu anda sağdaki kol da tamamen dolmuş durumda olacaktır. Okey şimdi gelelim L kabına. L kabıysa K kabından biraz daha farklı çünkü sağ koluna dikkat ederseniz o kol kapalı durumda. Peki o kapalı durumda olmasının getirisi nedir bize ona bakalım. Şimdi bu kabı doldurmaya başladığımızda tabandan itibaren sıvı yükseliyor ve bir noktadan sonra bakın dikkat edin sağ taraftaki kolda artık hava sıkışmaya başlıyor. Başlangıçta bu kabın içerisinde P0 kadar hava vardı ancak yeni durumda hava sıkışmaya başladı ve sen bunu doldurmaya devam ettikçe tabi bir miktar bu taraftan da yükselme gerçekleşecek ve sağ taraftaki basınç artık P0'dan zamanla daha büyük olmaya başlayacak. Öyleyse sonuç buradaki L kabı e, sol kolu tamamen dolduğu anda sağ kısımda hava kaldığı için sağ kısmın tamamen dolamayacağını söyleyeceğiz. Gelelim M kabı. Şimdi şekil bakımından L ve M kapları özdeş ama arada bir fark var. M kabı bir boşluk ortamında öyleyse... Yine ben buraya sıvı ilave ettikçe yine yükselme başlıyor devam ediyor. Ancak bir boşluk söz konusu olduğu için sağ tarafta bir hava sıkışması mümkün değil. Dolayısıyla birinci kapta olduğu gibi sol ve sağ kısımlarda yine eşit miktar yükselecek sıvı. Dolayısıyla sol kol tamamen dolduğu anda sağ kol da yine tamamen dolacaktır. Öyleyse arkadaşım bakalım. L kabı tamamen zaten dolamadığı için aldığı hacim sıvı hacmi diğerlerinden daha az kalacak. Öyleyse bu bana ne diyor? K ile M'nin hacimleri birbirine eşit. L'nin hacmi bunların hacminden daha küçük. Dolayısıyla arkadaşım doğru cevabımız denizli ve ayrıca www.alperemra.gümüş adresini takip edersen fizik dersi ile ilgili içerikleri bulabilirsin Selamlar sevgili arkadaşım Bu soruda esneklik direnci önemsiz çocuk balonunun ağzı boş cam kaptan çıkan buraya geçirilmiş olup buradaki vana kapalı durumdadır deniyor Vana açılıp yeniden denge sağlanıncaya kadar geçen süreçte yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruluyor bir kez daha hatırlatmakta fayda var esneklik direnci önemsiz balonlarda her zaman iç basınçla dış basınç birbirine eşit olmak durumunda dıştaki basınç P0 dolayısıyla başlangıçta bu çocuk balon içerisindeki gaz basıncı da P0'a eşit olacaktır P gaz eşittir P0 yani içerideki gaz basıncı dış basınçtan başka bir şey önemsemiyor kendine gaz basıncı değeri atama konusunda. Öyleyse vanayı açtık. Vanayı açtığımız zaman tabii iç kısım boş olduğu için akışkan basıncın büyük olduğu konumdan küçük olduğu konuma doğru hareket edecek. Dolayısıyla buradan boş olan bu kabın içerisine gaz girişi olacak. Gaz girişi sonucunda zamanla gaz miktarı arttığı için kabın içerisindeki gaz basıncı cam kaptaki gaz basıncı artar diyebiliriz. Bu ifadeye hemen artı işaretimizi koyalım. Peki devam edelim. Ee, balonun hacmi zamanla ne yapacak? Azalmak durumunda kalacak. Neden? Çünkü e, P gaz eşittir P 0 demiştik. Yani gaz basıncı zamanla değişmiyor. Peki PVnRT olayında. Şimdi T sıcaklık miktarı tabi burada sabit. E, R zaten katsayı Onu da geçiyorum. Peki P'nin değişmeyeceğini söylemiş. Sabit kalacağını söylemiştik. Balonun içindeki gazın bir miktarı cam kaba olacağı için molekül miktarı ne yapıyor? Azalıyor. Bununla birlikte hacmin de azalması gerekir. Dolayısıyla balonun hacmi azalır doğru. Ancak balonun e, içindeki gazın basıncı azalır. Başlangıçta sanki çok e, bu ifade doğruymuş gibi bir algı meydana geliyor. Çünkü içerideki gazın e, cam kaba dolmasından dolayı ama unutmayalım dış basıncı eşit her zaman. P0 değişmeyeceği için balonun içindeki gazın basıncı da değişmez. Öyleyse bu sorumuzun cevabı değerli arkadaşım Ceyhan şıkkında. Selamlar sevgili arkadaşım. Sana yardımcı olmaya çalışan bu ses Alper Emrah Gümüş'e ait ve sınav sürecinde her şeyin senin için yolunda gitmesini dileyerek soruyu çözmeye başlıyorum. Kesilen alt kısmında sızdırmaz piston bulunan cam şişenin ağzındaki mantarın ortasından geçirilen pipetin bir ucunda esneklik direnci önemsiz balon bulunmaktadır. Piston şekil 2'deki konumdan, şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma itiliyormuş ve bu durumda balonun hacminin ve balonun içindeki hava basıncının değişimi hakkında ne söylenebileceği soruluyor. Peki değerli arkadaşım öncelikle temel burada kurallarımızı hatırlatalım. Öncelikle esnek balondan bahsedelim. Esneklik direnci önemsiz bir balon için iç basınçla dış basınç her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Bakın bu balon bir pipete bağlı. Dolayısıyla pip bir pipetin ucu açık havaya açıldığına göre öyleyse burada söyleyeceğimiz şey bakın burada P0 P0 açık olduğuna göre bu pipet burada ilk durumda ve ikinci durumda balon içerisindeki basınç her koşulda P0 eşittir. Bunu değiştirebilmek mümkün değil. Dolayısıyla öncelikle zaten balonun içindeki havanın basıncının değişmeyeceği noktasında bir kesinliğimiz var. Onu bir tarafa yazdık. Şimdi devam edelim. Balonun hacmi nasıl değişeceğinden bahsedelim. Şimdi pistonu biz itiyoruz ve buradaki bir anlamda şişenin içindeki havayı da sıkıştırmış oluyoruz. Burada havanın şişenin içindeki havanın sıkışması normalde basıncı artıran bir faktör ama esnek bir sistem olduğu zaman tabii ki olay değişiyor. Bakın buradaki e, kısımdaki havanın basıncına, şişenin içindeki havanın basıncına P hava diyelim. Bu neye eşit? Balonun içindeki basınca yani P0'a eşit. P hava eşittir P0. Yine esnek bir sistem olduğu için bu eşitliği değiştirebilmek mümkün değil. P0 burada sabit. Dolayısıyla e, şişenin içindeki hava basıncı da sabit. Oysa ki İttiğimiz zaman bu nasıl bir etki meydana getiriyordu? Basıncı artıran bir etki meydana getiriyordu. Peki nasıl oluyor da nasıl oluyor da buradaki hava basıncı değişmiyor, sabit kalıyor? İşte onun açıklaması da şöyle: Siz bunu ittikçe ittikçe balonun hacmi de ne yapacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla burada V balon ne yapar değerli arkadaşım? Azalır. Öyleyse sorumuzun doğru cevabı Adana şıkkı olacak e, ve ayrıca hatırlatmak istiyorum kişisel web adresim alperemrahgumus.com'dan fizikle ilgili güncel içerikleri takip edebilirsin. Selamlar ve sevgiler değerli arkadaşım. Bu sorumuzda düşey kesi şekillik bulan kapta X kolunun üstü açık, Z kolunun ise üstü kapalıdır deniyor. Y kolunun üstüne bakıyorum, oradaysa esneklik direnci önemsiz bir balon var. Van'a kapalı durumdayken sistemde şekillik gibi de denge sağlanıyormuş, bu da belirtilmiş. Van'a açılıp yeniden denge sağlandığında yargılanan hangilerinin doğru olacağı bize soruluyor. Hemen bakalım vana başlangıçta kapalı ve burada. X kolunun üstünde P0 açık hava basıncı söz konusu. Peki diğer taraftan balonun üstündeki basınç da yine P0 açık hava basıncı ve esnek bir sistem olduğu için bu balonun içerisindeki gaz basıncı da yine neye eşit olacaktır? P0'a eşit olacaktır. Dolayısıyla buradaki kap gazının basıncının da P0 olacağını söyleyebiliriz. Evet L'de de bir gaz var. O gaza da bakıyorum ve başlangıçta vana kapalı iken bu kollardaki su seviyeleri eşit olduğuna göre L gazının da basıncı P0 kadardır diyebiliriz. Peki neden? Çünkü biliyorsunuz bu tip sistemlerde bileşik kaplarda denge sağlanıyor ve e, buradaki kolların tabanlarındaki basınçların eşitliği ile bu sağlanıyor. Peki bu sol kol ve sağ kolda dikkat ettiğim zaman her ikisinde su miktarları aynı, su derinlikleri aynı. Dolayısıyla su basınçlarının getirdikleri basınç aynı, dolayısıyla toplam basınçların aynı olması için gaz basınçlarının da eşit olması gerekir. Öyleyse burada L gazının basıncına da P0 kadar diyebildik. Evet. Şimdi devam edelim. Vana açılıp yeniden denge sağlanıyor. Peki vanayı biz açtığımız zaman artık denge koşulunu bozmuş oluyoruz. Neden? Çünkü sol koldaki yani x kolundaki basınç diğerlerinden daha fazla. Peki neden? Çünkü evet gaz basıncı P0 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 ancak dikkat ederseniz sol koldaki sıvı düzeyi diğerlerinden daha fazla. Öyleyse hemen değerlendirmelerimize geçelim. Neler olacak burada? Tabii ki basınçların eşitlenmesi adına bu x kolunda sıvı bir miktar aşağı inecek. Peki e, Y kolunda ne olacak? Y kolunda da yukarı çıkacak. Ve yeni denge koşulunda bu iki koldaki sıvı seviyeleri birbirine eşit olacak. Peki neden diyeceksiniz? Çünkü burada yine X kolunda P0 kadar açık hava basıncı olmaya devam ediyor. Peki Y kabında esnek balon olduğu için her zaman iç basınç dış basıncı eşit. Burada da P0 var ama Z kolunda durum biraz farklı. Tabi basınçları eşitlemek adına Z kolunda da bir miktar sıvı yukarı çıkacaktır. Ancak diğerlerindeki kadar yukarı çıkabilir mi? Hayır neden çünkü burada L gazı yukarıda sıkışıyor ve sıkıştığı için artık basıncı P'den P0'dan daha büyük oluyor. Buna göre K gazının basıncı artar. Hayır orada esnek balon var. Dikkat et. Dolayısıyla değişmez. X ve Y kollarındaki sıvı düzeyleri eşitlenir. Evet X ve Y kollarında her ikisinde P0 açık hava basıncı söz konusu olacağı için sıvı düzeyinin üstünde eşitlenecektir. L gazının basıncı artar. Bunu, bunu da biraz önce açıklamıştık. Dolayısıyla artı. hemen yerleştiriyorum. Öyleyse bu sorunun do doğru cevabı deniz ışıkında olacak.